ve şimdi yine akıllı parada bir müddettir beraber olamadığımız Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş bizlerle. Cemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağlar. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok mutlu oldum sizi gördüğüme. Aslında daha hengameli dönemde tabii siz aktarmaya devam ettiniz ama biz birlikte değildik. Şimdi bilanço dönemi geride kaldı. Ben de bilanço dönemiyle ilgili çok fazla hem klişe hem de aklıma gelenleri sordum o dönemki konuklarımıza ama şimdi size şunu sorarak başlamak isterim. Biz Borsa İstanbul'da özellikle yaz aylarında özellikle olumlu görünümün dünyada da Türkiye'de öne çıktığı süreçte sene sonu hedeflerde böyle benim aklımda kalan yani böyle 9.000, 11.000 gibi hedefleri konuşur vaziyetteydik. Bugün itibariyle tekrar BIST 100 için konuşacak olursak 8.000'i konuşuyoruz ama sene sonu için o yazın telaffuz edilen 9.000 belki çok mesele olmayabilir ama çift tanelere gitmeye dönük şu an bir ne diyelim ivme görüyor musunuz? Özellikle bilanço sezonu sonrasında ilk etapta yıl sonuna dair genel görünümle ilgili beklentileriniz neler? Tabii ki Çağlar, ben de çok memnun oldum seninle birlikte yayına katıldığıma. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz ne zaman yaptık? Ekim 18'de en son bir değerlendirme yaptık. Yani hep biz 12 aylık bakıyoruz önümüzdeki 12 aya ve 11.000 endeks hedefi koyduk. Bu ne zamana rast geliyor? Yaklaşık olarak önümüzdeki yıl Ekim ayına. %40-45 hatta belki 50'lere varan yukarı potansiyeller işaret ediyor. Şu anda tabii nasıl bakıyoruz dersen yani genel havaya her çeyrek önemli olacak. Mesela 3. çeyrekte enflasyona göre daha iyi gitti şirketler. Yani büyümeleri, karlılıkları genel anlamda baktığımızda. Şimdi tabii önümüzde çok belki de son 10 yılın en kritik 4 ayından bir tanesini yaşıyoruz. Yani dönem olarak söyleyeyim. Neden öyle söylüyorum? Buradaki gelişmeler, gerçekleşmeye ya da beklentiler önümüzdeki dönemin işareti olacak. Yani biz ama şu anda 11.000 hedefimizi, endeks hedefini, BIST 100 için hedefimizi riskleri dengeli hesaplayarak yapıyoruz. Yani pozitif sürprizleri ya da çok katastrofik negatiflikleri içermeyen bir, daha ayağa yere basan diyelim. Nereye bağlayacağım bunu? Özellikle şimdi ilk 9 ayı geçtik. Karlılık iyiydi. Ama realiteye bakarsak biz aslında tabii ki seçimlerden sonra ciddi bir rally yaşadık. Ama yılın tamamına bakarsak neredeyse Rusya'dan geride kaldık aslında. Dolar bazında bakıyorum. Brezilya'dan daha geride kaldık. O nedenle bir enerji birikimi var. Yine baştaki soruna dönecek olursam, biz burada özellikle para politikaları, mali politika burada direkt görüyoruz. Ciddi bir uygulama var. Bu daha hızlı mı olurdu, yavaş mı olurdu, bu tartışılabilir. Jeopolitik konular ortada. Orada da Türkiye dengeli bir noktada. Aslında biz ikinci faza geçeceğimizi düşünüyoruz. Yani ilk faz neydi? Hükümet kuruldu, şüpheli bakıldı. Sonra kabine kuruldu. Bütün dünyadaki gelişmelere rağmen piyasamızda ciddi bir hareket oluştu. Ve kredi kuruluşları da Türkiye'nin notunu yükseltti. Yani daha doğrusu görünümünü. Şimdi yine bir farkındaysanız hesap kitap yapmaya çalışıyor. Acaba enflasyon muhasebesi uygulanacak mı? Ne olacak? Acaba para politikaları nereye kadar gidecek? Negatif faizden pozitif faize geçecek mi? Gibi gibi sorular var. Ama şu aşamada iyi tarafından bakıyorum. Gerçekten yerli yatırımcı bazımız oluştu. Yabancı yatırımcı da beklemede. Bugünle Mart ayı arasındaki 4 ay o yüzden bize de çok ev ödevi düşüyor. Bütün aslında yatırımcılara. Çünkü bu dönemde yine seçici olarak hisselerde ya da piyasalarda olmakta fayda olacak. Ama biz önümüzdeki Nisan, Allah hepimize uzun ömür verirse, görürsek birçok testten geçmiş olacağız. Yani bunun yönünü kestirmek zor ama biz yine büyük olasılıkla iyi yönde olacağını. Çünkü geçen 10 yılda global benzerlerimize göre %60 civarında falan bir iskonto ile işlem görüyoruz. Zaten Türkiye'nin en büyük markalarının bile görüyorsunuz 5-10 milyar en fazla piyasa değeri, dolar piyasa değeri var. O nedenle böyle bilgi akışıyla birlikte Çağla bir gidiş içerisinde olacağız. İlk bu 11 bini değerlendirmemizi ne zaman yapacaksınız diye sorarsan Ocak ortası gibi. Biz acaba yukarıya mı doğru gidiyoruz, aşağı mı gidiyoruz yönünde daha önemli sinyaller alacağız ama nominal enflasyon durumunu düşündüğümüzde yukarı potansiyeli açıkçası daha fazla görüyoruz. Tabii ki önemli testlerden geçeceğiz. Gerçekten net olarak
birçok belirsizlik gördük, yaşadık. Şimdi daha tatlı bir belirsizlik olma durumu var. Tabii ki jeopolitik gelişmeleri gerçekten oradaki insanlık dramasını falan bir tarafa bırakarak bu konuşmaları yapıyorum. Biz de heyecanla bekliyoruz. Yani doğru şeyler yapılmaya devam ederse sanki bizim ekonomimiz bu dalgaları kaldıracak gibi. Bu da bir anda risk primini zaten düşürmeye başladı. Daha da iyiye götürebilir bizi. Hemen bıraktığınız yerden soracak olursam, risk priminin daha da düşmesini bekleyebilir miyiz? Çünkü şu çok konuşuldu Türkiye'de. Evet, Türkiye'nin geçtiği patika biraz daha zorlu. Özellikle piyasada bizim geçilen, ne diyelim, geride bırakılan yolları ölçmede baktığımız ölçütler yukarı geldi doğal olarak. Ama bu noktada da bir miktar fazladan bir negatif ayrışmaya neden olan bir algı da var diye. Ülkelerin mali durumlarına, makrolarına baktığımızda. Burada bu sefer baz etkisiyle Türkiye'nin pozitif anlamda bu gösterge gelenin düzelmesinde bir ivme beklemeli miyiz? Tabii zaten yavaş yavaş CDS'lerde onu gördük. Biraz önce Rusya'dan bahsettim değil mi? Rusya'nın işte lokal para birimiyle %48 borsası yükseldi. Kur %17 değer kaybetti, artı dedim. Ama mesela onların risk birimi 5755. Tabii o bir ekstra bir durum. Öte yandan Güney Afrika'nın risk primi CDS'i yılbaşında 242 idi. Şimdi yine 242. Brezilya 254'tü, 280. Biz ise 502 idik. Şu anda 17'si itibariyle söylüyorum, daha da iniyor bu. 502'den 343'e indik. Risk priminin inmesi konusunda ama en ufak sapmaya mahal yok. Sapma dediğimde aslında biz bir istikrar ya da kurlarda bir şey görebiliriz ya da bu risk primi daha da düşebilir ama farkındaysanız aslında yüksek faizlerle biraz da şey bedel ödüyoruz. Yani iç talep tarafında da ödeyeceğiz. Biraz bedelsiz biliyorsunuz. Yani şey yapmadan, bazı tedbirleri almadan forma insanın da girmesi kolay olmuyor. Bu geçişi, bunu ileride de çok tartışacak. Çok sert mi bir hareket olmalıydı? Bu şekilde olması mı iyiydi? Bunları göreceğiz ama benim umut veren tarafım iç talepte her şeye rağmen bir denge var. Tabii asıl Ocak'ta test edeceğiz. Ocak'la Mart arasında. Şu anda yıl sonu herkes tabii ki yüksek performans göstermeye çalışıyor. Otomotivi olsun, işte iç tüketimdeki herhangi tüketiciye yönelik ya da yatırım malzemelerine yönelik ürünlerde. Dediğim gibi onun yüzden Ocak, Şubat, Mart gibi göreceğiz. Bu ortamda da aslında dengeler normale doğru gidiyor. Ha, burada önemli olan kur tarafı daha da serbestleşecek mi? Çünkü ihracatçıların bir kısmının Türkiye'ye getirmesi gerekiyor para. Yani bu tip uygulamalardan tamamen serbest piyasa koşullarına döneceğiz mi? Bunlar da bizi yine risk primimizi zaten düşürecek şekilde. Bir de en önemli gösterge benim için şu olacak. Körfez'den ya da diğer bölgelerden işte due diligence dediğimiz ön çalışmalarını yapmış ciddi büyüklüklerde yatırımların girmesi. Bu tabii ki bir sonuç gibi algılanabilir ama biz şöyle değerlendiriyoruz bunu. Bu ne anlama gelecek biliyor musun? Hukuk sistemi, ekonomi sistemi, birçok sistemle ilgili soru işaretlerin giderilmiş oldu ve gerçekten doğrudan yatırımcının önümüzdeki girdiği zaman, çünkü 5-10 yıllık, 20 yıllık bakıyor doğrudan yatırımcı girişi. Bunun testlerini görüyoruz. Ha, bu seçimden önce mi olacak, yerel seçimlerden sonra mı olacak? Bu da yine bizim risk algımızla ilgili bize ipuçları veriyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Gerçekten yani öyle şey laf olsun diye söylüyorum. Gerçekten önemli bir ekonomimiz var. Bazen yurt dışına çıktığınız zaman da fark ediyorsunuz. Hatırı sayılır bir büyüklüğümüz var. Bazen morallerimiz çok bozuluyor haklı olarak. Ama birçok dünyada problemler var. Bizdeki biraz daha fazla ama en azından en kötü geride kalmış gibi ve şu önümüzdeki 4 ayda doğru reçeteler uygulanırsa belki seninle işte Nisan Mayıs gibi daha keyifli bir ortamda konuşuyor olacağız. İnşallah, vallahi tüm temennimiz o. Bu noktada da çok net bir soru sormak istiyorum size. Önümüzdeki sene malum yerel seçimler var. Siz önemli aslında vurgular yaptınız ama ekonomi alanında kalarak ekonomi politikalarının normalleşeceği varsayımıyla konuşacak olursam, enflasyonun bir miktar önümüzdeki senenin ilk 6 ayında ya da ilk 3 çeyreğinde hızlandığı ve negatif reel faizin belki makas kapansa da varlığının sürdüğü bir ortamda, özellikle sıradan yatırımcı için borsa iştahının canlı kalmasını bekler miyiz bu söylediklerinizle ilave edeceğimiz koşullar içinde?
Aynen. Enflasyon dediğin gibi makro resim bunlar her zaman olacak. Azalacak da artacak da ama biz en beğendiğimiz hisseleri belirlerken şöyle bakıyoruz. Diyoruz ki her koşulda bu ülkenin içerisinde yaşıyorsak ya da dışarıdan bir yatırımcı gerçekten katma değeri yüksek olan şirketler olsun. Ve birçok şirket tabii ki ekonomiye katkısı var ama biz orada aşırı derecede halka arzları da görüyorsun, değerlemeleri de görüyorsun. Biz özellikle büyük orta ölçekli şirketlerde de ciddi potansiyeller görüyoruz. Yani burada bakıyorum ben işte holdingler arasında Sabancı, Perakendeler, işte Migros, Şok. Bunlar önemli büyüklükler. İşte Coca-Cola hem Türkiye'de hem yurt dışında operasyonları var. Ülker bence çok depresif varlık fiyatlarda ki düşünün Türkiye'deki büyüklüğünü. Yani böyle değerlerin bile belli sebeplerden çok geride kaldığını düşünüyoruz. İşte Tüpraş yani şu Türkiye'nin önemli bir rafinesi son dönemde iyi gitti ama daha da potansiyel olduğunu görüyoruz. Turkcell'e işte yine telekom sektöründe Türkiye'nin önemli stratejik varlıklarından bir tanesi. Bunun değerine bakıyorsunuz yine global benzerlerin çok çok gerisinde. Yani bu genel algı bunlara etkiyor. Ha ne diyoruz? Biz işte Turkcell piyasadaki bir iki büyükten, işte Migros, Şok bunlar piyasadaki iki üç büyükten bir tanesi. Marka değerleri bile şu andaki değerleri edebilir. Coca-Cola zaten global olarak da önemli bir varlık. İşte enerji tarafında diyoruz ki Aygaz'ı, Aksa Enerjisi yani bunlar hepsi böyle cımbız da seçer gibi çok dikkatli olmaya çalışıyoruz. İşte BİM'i her zaman söyleyebiliriz. Tofaş o da mesela geride kaldı global anlamda da. Yani aslında böyle hisse spesifik de isimleri verdim ama bizim işte 12 tane beğendiğimiz 7 artı 5 kuralımız var. 7 tane en beğendiğimiz 5 tane de ardından gelen diye baktım. Bunların ortak özelliklerine bakıyorum. Hepsi nasıl Türkiye'de herhangi bir iş yapmak isteyen kişinin enflasyon ne olursa olsun bu şirketler burada durup tabii ki hukuka göre bir muamele gördüğü sürece Türkiye'ye karşı ekstra bir korku oluşmadığı sürece her ortamda hatta şunu söyleyeyim biraz gerginlik olma durumunda bile olacak seçimler yani hisse seçimleri. Burada sadece değerlemeye bakmıyoruz. İleri dönük bakışa da bakıyoruz. Yani ben şunu söyleyeceğim. Yatırımcılara seçici olun. Bu klişe gibi gelebilir ama gerçekten seçici olmakta fayda var. Yani borsa gidecek şeklinde bir şey. O günleri de yaşayabiliriz ama burada biraz terlememiz gerekiyor. Yani borsayı bazen zannedebiliyorlar yani havadan kazanç diye bilmeyenler. Halbuki burada da ciddi bir terleme var. Çünkü zihinsel olarak emek veriyorsunuz. İşte şirketleri soruşturuyorsunuz. O nedenle ben burada hissede kesinlikle hatta yatırımcı kültürünün gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii halka arzlar biraz yanıltıcı oluyor. En azından ama gençler de orada adım attılar ama orada da şimdi diyorum ya değerlemelerin oluştuğu noktalar bazen bizim inanamayacağımız seviyelerde oluyor profesyonel olarak ama onu da herhalde piyasada yaşıyor olacağız. Ben yaşadığımızı düşünüyorum. Amerika'da 1886-1929 olayı vardır, arası vardır. Bir de en son 1987'de büyük kriz yaşadık. 2008'den önce yani 100 yıllık tarihinde burayı görürüz. Biz 1986'da kurulduk. Önemli testimizi 2001'de verdik. 2008'de bizim testimiz değildi. Ama önemli testten de 2018, 19 hatta 20 yıllarında, 2020 yıllarında geçtik. Tek bir testimiz daha kaldı. Gerçekten finansal okuryazarlık seviyesinin artması ve birikimin artması. Ve son bir nokta şunu koymak istiyorum. Genelde biz Türkiye'yi anlatmaya gideriz yabancı yatırım yurt dışına. Hep benim hayalimde şu vardır. Bir gün bizim ülkemizin de sermaye birikimi o kadar yükselecek mi? Ve bu biz İşte A ülkesindeki de B ülkesindeki şirketlere yatırım yapacak duruma gelecek miyiz? Tabii ki şu anda da var ama yani çok daha geniş anlamda ki kurtuluş da burada görünüyor. Özellikle sermaye piyasasının ilerlemesi ve özellikle de yabancı ya da yerli önemli değil. Doğru yatırımlara teşvik edilmesi işte çevresi olsun, ahlaki olsun, insan hakları olsun bunlara çok daha önem veren şirketlerin açıkçası ön plana çıkması. Biz de buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Umarım daha iyi noktalarda olacağız ama önümüzde zorlu yol var. Kolay olmayacaktır ama eğer bilimsel çalışırsak, gerçekleri unutmazsak
biraz daha hayal kurarsak, hayalperestlik değil hayal kurarsak, önümüzdeki dönemde hisse senedi yatırımcıları da önemli kazanımlar elde edecek diye düşünüyorum açıkçası. Hafta sonu bir okuduğum yazıda post-truth'un tam Türkçesi hakikat ötesi karşılamıyor ama ısmarlama gerçekler diye bir ifadeye rastladım. Bence tam karşılıyor. Yaptığınız vurgular için kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Öyle ısmarlama gerçeklerle hareket edilecek bir çağ değil. Politika yapıcılara da, şirket yöneticilerine de önemli mesaj verdiniz. Ata Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Cemal Demirtaş, çok teşekkür ediyoruz Cemal Bey. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.